insanım. Evet. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim hepimizin. Siz... teyzemin arkadaşısınız herhalde. Hayır değilim. Hiç tanışmadık. Sizinle önemli bir konuda görüşmek istiyorum. Hemen mi? Evet hemen. Ertelemeyi isterdim ama önemli. Madem bu kadar önemli peki. Yani olsa da. Uygun olduğunuz bir gün sizi bekliyorum Deniz Hanım. Köyün girişindeki beyaz ev. Gidelim. Biraz yürümek istiyorum. Evde görüşürüz. Sen akşam için meraklan. Gözün arkada kalmasın. Tamam. Peki görüşürüz. Merak ettiğin sandığın anahtarı. Rahmetli sana vermemi istedi. Hadi güzel kızım yat sen de uyu biraz. Perişan oldum. Ben gideyim. Bak saat kaç olursa olsun bir şey istersen seslen tamam mı? Nedense bugün ilk defa içimde yazma ihtiyacı duydum. Yalnız nereden başlayacağımı bilemiyorum. Galiba en iyisi bugünden başlamak. Bugün atölyeye toplu bir alım için genç bir adam geldi. Elimdekilerin en iyilerini sundum. Ben fikrini merak ettikçe o gizli bir keyifle daha da ağırdan alıyordu sanki. Hiç de centilmence bir davranış değil diye düşündüm. Ama çok etkileyici gözleri vardı. Nihayet elindeki ürünü çok beğendiğini itiraf etti. Çok beğendim. Ama şaraptan çok arazinizle ilgileniyorum. İlginizi mazur görüyorum ama talip olduğunuz arazi satılık değil. Acele etmeyin. Teklifimi düşünün. Hayatta bize sunulan her teklifin iyi bir nedeni vardır. Kendine çok güveniyordu anlaşılan. Görüşmek üzere.
Günlerde ağzına bir lokma koymadın be kızım. Aa, olur mu öyle şey? Zaten kuş kadarsın. Deniz kızım, nasıl yapacağız şimdi? Hasat zamanı. Bugün yarın işçi tutmamız lazım. Her şeyi düşünüyorum Hüsmen abi, sen merak etme. İkiniz de endişelenmeyin. 11'de köyde olmam lazım. Geç kalıyorum. Kartı nereye koydum acaba o telaşla? Sahi kim bu Nigar Hanım? Nigar Hanım dedim, kim bu kadın? Kim olacak? Köyün zengini. En birinci zengini. Hanım ağa yani. E bekletmeyelim hanım ağayı o zaman, hadi. Eyvallah. Ne kadar güzel bir yol. Unutmuşum ben buraları. Ya da artık büyüdüm, yeni fark ediyorum. Köyde meşhurdur yolun. İyi gidi Feraye Hanım. Yoktan var eder. Becerikliydi, çalışkandı, sözünün eriydi. Ona herkes güvenirdi. Kızım sen ne edeceksin Nigar Hanım'la? Bilsem, birazdan öğreniriz. Aile, canım benim. İyiyim, daha iyiyim, merak etme. Sen? Ne olsun? Şu an yürüdüğüm yolu görsen delirirsin. Ne İstanbul ne ajans, hiçbir şey gözümde yok şu anda. Kerem mi? Yaptıklarını unuttun galiba aile. Onun adını bile duymak istemiyorum. Hoş geldin. Günaydın. Ben Nigar Hanım. Biliyorum. Deniz Hanım değil mi? Buyurun. Buyurun. Nigar Hanım. Hoş geldiniz. Günaydın. Talihsiz bir kazaydı. Beni bu bastona mahkum etti. Sadece bu olsaydı hayatımda çok şeye mal oldum. Neyse. Nasıl alırdınız kahvenizi? Almayacağım, teşekkür ederim. Zamansız olduğunu biliyorum ama sizinle hemen görüşmek istedim. Bugün İzmir'e dönüyorum. Hiç önemli değil, sizi dinliyorum. O zaman hemen konuya girelim. Bildiğim kadarıyla teyzenizin tek varisi sizsiniz. Evet, benden başka kimsesi yoktu. Şirince'deki araziyi, bağları ne yapmayı düşünüyorsunuz? Açıkçası Nigar Hanım, henüz ne yapacağımı bilmiyorum. Her şey o kadar ani oldu ki. Anlıyorum ama üzüm zaman işidir Deniz Hanım. Fazla düşünmeye gelmez. Biliyorum. Bağların acil ihtiyaçları var. Sürekli bakım gerekiyor. Ama benim burada devamlı yaşamam mümkün değil. Bir yandan da teyzemin verdiği emeği ve sevgiyi düşünüyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ben bütün araziyi satın almak istiyorum. Bağ evi dahil hepsini. Değeri neyse vermeye hazırım. Siz köyde bir araştırın, değerini belirleyin. Anladım. Ama şu an için bir şey söyleyemem. Önce ne yapacağıma karar vermem lazım. O zaman şöyle yapalım. Siz teklifimi bir düşünün. Ben bir haftaya kalmaz dönerim. Dönünce tekrar görüşürüz. Daha buradasınız değil mi? Evet, bir süre daha buradayım. Peki, ben kalkayım. Size iyi yolculuklar. Teşekkür Görüşmek ederim. Üzere. Ne dersin? Satacak gibi geldi bana. Satmayacak da ne yapacak Nigar Hanım? Gelip köyde mi oturacak? Hiç olur mu? Zamane kızı bunlar, zamane. Ben biraz dolaşacağım. Peki kızım. Günlerdir bir haber yollar. Tekrar gelir, arazi konusunda ısrar eder diye bekliyorum. Ne gelen var, ne giden. Galiba gizli gizli içimde onu yeniden görme arzusu var. Beni kızdıran haliyle bile
O kadar yakışıklı ki. Bunu kendime ancak şimdi itiraf edebiliyorum. O bakışları unutamıyorum. Bugün onu gördüm. Tam belediye binasının girişinde yanıma geldi. Köyde otel yaptırıyormuş. Beni görmek istediğini söyledi. Kalbim hala deli gibi çarpıyor. Yarın gelecek. Niye gelmek istedi? Herhalde yine arazi meselesi için. Nedeni ne olursa olsun geleceği için çok mutluyum. Bunu gördünüz mü? Üzümün sırrı. Feraye ablam yazdı. Aa, bilmez miyim? Ama çok zaman oldu. Ben de kalabilir mi? Ne demek tabii. Ben en azından 5 kere okumuşumdur. 5 kere okudun da anladın mı peki? Hala üzümü ayıramazsın. Ağustos'un ortası dedin mi bir telaş başlar bizim köyde. Üzümü toplama zamanı. Aman sen esas o zaman gör bizim köyü. Annem anlatırdı. Teyzem sunumu çok ciddiye alırmış. Bir zarif sunum yapardı ki sorma. Nur içinde yatsın canım benim. Vallahi sunum için gelenler bile olurdu. Öyle değil mi yenge? Gel gel otur şöyle. Bak şimdi sen müşterisin ben de teyzen tamam mı? Evladım son üründen verir misin? Beyaz için bir kadeh alayım lütfen. Ay aman. Ay Saker önüne bak. Öf. Öf yıktın yine her şeyi. Telaşa bir dur ne olacak? Oo, keyfiniz gıcır valla. Hoş geldin Hüsmer abi. Elvan pazara kim gidecek? Ben mi lan? He? Hemen gidiyorum. Serseri. Bir kahve yapayım sana. Gülüm sen komşular dolaştın mı? Söyledin mi düğünü iptal ettik diye? Düğün mü? Ne düğünü? Bizim Salih'in düğünü vardı öbür gün. Elsin olacak anam iptal edeceğiz. 40'ı çıkmadan olmaz. Ya yapmayın Allah aşkına yazık çocuklara. Beklenir mi 40 gün? He beklerler. Ne var bunda? Biz çok bekledik zamanında. Yok hasat yok bayram. Ölmezler ya. Bekleyecekler başka çaresi yok. Acımız körpe. Bu durumda vur patlasın çal oynasın. Daha neler. Teyzemi tanımıyormuş gibi. Nasıl üzülüyordur şimdi? Oğlu gibi severdi Salih'i. Bilmiyor musunuz bunu? Gel yapalım bu düğünü. O bizi bir yerlerden seyredecek. Mutlu olacak inan bana. Sen öyle diyorsun da Deniz kızım el alem ne der? Yakınındakileri mutlu et. Uzaktakiler gelecektir. Doğru kızım. Güzel dedin ama olmaz. Oldu bile. Düğün yapılacak o kadar. Beni kırmayın lütfen. Emin olun teyzemin gönlünden geçen de bu. Hissediyorum. Öbür meseleyi ne yapacağız Deniz kızım? Adamlar haber bekler ama üzüm beklemez. Beklemezse... Toplayacağız o zaman. Ben hemen kahveye gidip adamlara haber vereyim. Bir sağ, bir sola, 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 bir s
Çok eğleniyor olmalısınız. Gerçekten komik bir durum. Hep böyle sessiz mi hareket edersiniz? Yani öyle olduğumu söylerler. Kötü bir şey mi bu? Bilmem. Bazen iyi olabilir. Bazen de tehlikeli. Evet doğru. Duruma göre değişir. Ömer. Deniz. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ben... Şarabınızın metini duydum. Aha anladım, müşterisiniz. Tamam, peki başlayalım o zaman. Buyurun. Mükemmel. Nihayet. Nihayet mi? O kadar ciddi ve sert bakıyorsunuz ki hiç gülmediğinizi düşünmüştüm. Nihayet gülümsediniz. Çok güzel. Gece hiç uyumadım. Kafamı toparlayamıyorum. Atölyede bir sağa bir sola dolaştım durdum. Geldi. Heyecandan yutkunamadım bile. Ona beğendiği şaraptan ikram ettim. Sözü ne zaman araziye getirecek diye bekledim. Araziye dair en ufak bir sözcük bile etmedi. Ziyaretinizin nedenini öğrenebilir miyim? Sizin elinizin değdiğini düşünürsek... bu tat daha da kıymetleniyor. O an bayılabilirdim... ama şarabı dökmekle yetindim. Çok özür dilerim. O kadar utandım ki... yüreğime o an kocaman bir ateş düştü. Dünyayı yakabilecek kadar büyük bir ateş. Gelsin. Sağ olasın. Ben kiliseyi arıyordum. Şu ne taraftan yapayım? Kızım. Yukarıya çıkacağınız oradan merdivenlerde. Tamam teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Kim var orada? Hey kim var orada? Cevap versenize.
Ne bu, şaka mı yani? Korktun mu? Korkmak mı? Ne korkacağım be? Sadece şaşırdım biraz. Hiç hoş bir şaka değil bu, biliyorsun değil mi? Seni korkutmak istemedim, özür dilerim. Bu iki etti. Üçüncüde ne yaparım bilmiyorum artık. Ben şimdiden söyleyeyim de sağım solum pek belli olmuyor. Pek korkacak birine benzemiyorsun. İzlenmekten hoşlanmadığımı söylemiştim. Yani sen de öyle şeyler yapıyorsun ki izlememek mümkün değil. Tamam, bunu unutalım. Kendimi affettirmek için öğlen yemeğine davet ediyorum. Yemeğe gerek yok, unuttum, tamam? Hayır, olmaz. Yiyeceğiz. Ne? Yok ya. Bak, beni refüze ediyorsun. Buna pek alışık değilim. Belli oluyor. Ama insan hayatta her şeye alışmalı. Tekamül etmek lazım. Bugün etmesek, yarına bıraksak mesela. Şimdi seninle güzel bir yemek yesek, ne dersin? Randevulu tekamül yani. Böylesini hiç duymamıştım. Niye olmasın? Niyet var en azından. Evet, ne diyorsun yemek teklifime? Şey... Ha, intikam. Peki, tamam, yiyelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne kadar hoş bir yer burası. Hep burada mı kalırsın? Buyurun. Gösterilen ilgiye bakılırsa iyi müşterisin galiba. Evet, hep burada kalırım. Ama benimle bir ilgisi yok. Otelin işletme anlayışı böyle. Nasıl yani? Her müşteriye incelikli davranmak gibi. Ayrıca en güzel Şirince manzarası ve zeytinyağlılar da buradadır. Gerçekten harika görünüyor buradan. Buradan da harika görünüyor. Ben manzaradan bahsediyorum. Ben de. Oyun oynamayı seviyorsun. Her zaman değil. Sadece seni tanımaya çalışıyorum. Üstelik sadece adamı biliyorsun. Ve yemek yiyoruz. Bu benim pek alışık olduğum bir durum değil. Benim de, yani şartlarımız eşit. Madem alışık değilsin, niye buradasın? Hani acıkmıştın sen? Ne oldu, iştahın kapandı galiba. Evet, seni dinliyorum. Ne konuşuyorduk biz? Senin neden burada olduğun. Ha evet. Bilmiyorum. Sahi sen ne iş yapıyorsun? Yurt dışında master yapıyordum. Dondurup geldim. Ailemin bazı işleri için Şirince'deyim. Peki şarapla ne alakan var? O da aile işlerinin bir parçası. Bir marka yaratmak istiyorum. Arıyorum. Sen ne zaman başladın bu işe? Eski olmalı. Aileden herhalde. Evet. Teyzem. Bir reklam ajansında çalışıyordum. Geçen hafta ayrıldım. O sırada teyzemi kaybettim. Çok ani oldu. Üzüldün. Nasıl biriydi? Sanırım onu anlatabilmek için söylenmesi gereken ilk kelime... Özel. Çocukluğumda ona hayrandım. Öyle sevgi dolu... O kadar şefkatli. Öyle becerikliydi ki. Çok yakındık. Onu son yıllarda üniversite iş hayatı derken çok ihmal ettim. Bu yüzden kendimi affedemiyorum. Özür dilerim. Yemeği de berbat ettim. Deniz minaresi gökyüzündeki yıldıza aşık olur. Yıldız da deniz minaresi. İmkansız bir aşktır bu. Biri yerde, diğeri gökte. Ama aşk imkansız dinlemez. Sonunda aşk kazanır ve birleşirler. Kumsalda bir deniz yıldızına dönüşürler. Deniz minaresinin sert kabuğu için şaşırtıcı değil mi? Ama hiç kimse onların içine bakmaz. O pembe yumuşacık dokuyu çok az insan fark eder.
Evet. Bazen hiç fark edilmez bile. Sen de bir deniz minaresi gibisin. Sert bir kabuk. Ama yumuşacık bir yürek. Bak sırf senin için yaptım, ona göre yiyeceksin. Küçükken bayılırdın sen bezelyeye. Aman ne iştahlı çocuktun. Ama çırpı gibiydin. Hoş yine öylesin ya. Aman ne öyleyim. Göbeğim var benim, göbeğim. Aa, göbeği varmış. Şımarık ne olacak? Hayırlısıyla şu düğünü bir atlatsak. Vallahi senin aklına uyduk. Allah utandırmaya. Hayda, niye utandırsın canım? Heyecan yapma. Çok güzel bir düğün olacak. Bilmiyorum vallahi. Bu vaziyette nasıl olacak hiç aklım almıyor. Ne demişler? Vay gideni. Gülengül abla, ne dedim ben sana? Teyzem çok mutlu olacak. Düşünme böyle. Ah ah. Burada olamadı, orada mutlu olur inşallah. Nur içinde yatsın canım benim. Mutlu olamadı mı? Niye? Yani evlenmedi ya, yuva falan da kurmadı, o bakımdan dedim. Aa, açmayacaksın mı? Canını sıkan birisi açma. Bırak bunu sürsün azıcık. Ben de teyzem gibi hiç evlenmeyeceğim bu gidişle. Aa, öyle deme kızım, çok gençsin daha. Evde kalacağım demedim Gülengül abla. Evlenmeyeceğim dedim. Ay sen de bu güzellik gençlik varken rahat bırakırlardı sanki. Elbet evleneceksin. Genç ama kalbi kırık. Kimler kırmış bakayım benim güzel kızımın kalbini? Dayanamam ben sana. Sen iyi düşünürsen iyi olur. Tamam mı? Demek aşk bu. Geldiğinde aklım gittiği aşk. Ruhumla, tüm bedenimle aşkı hissediyorum. Ama onu o kadar özlüyorum ki. Hafta boyunca İzmir'de. Çok çalışıyor. Bugünlerde derdi büyük. Onu gençliğinde himayesine alıp yetiştiren, oğlu gibi güvenip şirketine hisseder yapan Hüsamettin Bey çok hasta. Hem şirkete hem Hüsamettin Bey'in ailesine sahip çıkması gerekiyor. Ona olan şükran borcunu hiç unutmamış. Canla başla çalışıyor. Arazimi neden almak istiyorsun? En büyük hayalim zeytinyağı üretmek. Senin arazin bu hayalime engel oluyor. Senin üzüm bağlarının arkasındaki zeytinlik benim. Fabrika kurmak için ana yola bağlanan bir ara yola ihtiyacım var. Peki ne oldu hayaline? Şimdi daha büyük bir hayalim var. Nedir? Sensin. O kadar mutluyum ki. Üzüm gelmeden her yeri iyice temizleriz. Temizlik çok önemli. Belvan, neydi o ha? Hijyen Hüsmen abi. Evet, hijyen çok önemli. Sonra üzümü beklemeye başlarız. Deniz kızım, üzüm işi sabır işi. Terbiye eder insanı. Bizim üzümün diğerlerinden farkı ne? Yani herkes Metin'i duyup geliyor da. Bak, bu çok özel bir ürün. Niye özel? Misket de ondan. Narin, hassas, çok ince kabuklu. İlgi ister, nazlıdır, kolay değildir yani. Rahmetli teyzem bunu zamanında cuma havasından getirmişti. Aşkla yetiştirdi. Cuma havası ha? Geç kaldım, ben kaçtım, size kolay gelsin.
Daha çok var mı? Ne oldu? Çabuk pes etti. Kısa koşucusun demek. Allah Allah. Çattık ya. Sen necisin peki? Ben maratoncuyum. Uzun etap lazım bana. Zoru severim. Kolay pes etmem. İnatçıyım. Tamam be, anladık. Harika görünüyor. Rengarenk, çok güzel. Kavuşmayı bekleyen ne kadar çok aşık varmış. Kaç tanesinin dileği kabul oldu acaba? Senin de dileğin var mı? Hayır, yok. Demek kavuşmak istediğin kimse yok. Yok. Senin? Yani yok sayılır. Sayılır mı? Ya vardır ya yoktur. Merhaba gençle. Demek aşıkları birleştiriyor. Ben onu uydurdum, biliyor musun? Dilek ağacı bu. Herhalde bir dileğin vardır. Var tabii, olmaz mı? İyi ama ne bağlayacağız? Ne yapıyorsun? Aa, deliye bak. Al, bu senin. Ya bu benim dalım. Koskoca ağaçta benim dalımı mı buldun, bağlayacaksın? Evet, ben de buraya bağlayacağım. Tapulu malın değil ya. Tamamdır, hadi bakalım. Olacak mı sence? Göreceğiz. Koş! Hadi şarabı tadalım o zaman. Tadalım. Bu farklı. Çok farklı. Aradığıma çok yakın. Çok güzel. Sen nasıl bir şey arıyorsun? Ben hayatta her konuda aynı şeyi arıyorum aslında. Farklı, hassas, duyguları olan bir tat. Biliyor musun? Ancak ruhunu üzümün içine salıveren kişinin ürünü farklı olur. Buradan görebildiğin, hissedebildiğin zaman gerçeksin. Her şey senin özünü, duygularını ne kadar katabildiğine bağlı. Yani yüreğine bağlı. Ya karşındaki böyle değilse? Yani yüreğinden göremiyorsa, bencilse, o zaman zarar görürsün. Sen sadece üzülürsün. Böyle birini kaybettiği için esas zararı o görür. Bu üzümün adı misket. Nazik, hassas, çok ince kabuklu. Özen, ilgi, sevgi isteyen, biraz kaprisli bir üzüm. Yani o da duygulara önem veriyor. Biraz kırılgan. Sen de kırılgan mısın? Belki. Onun hayalinin bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. Aslında onu mutlu edecek her şeyi yapmak istiyorum. Bu yolu gördüğünde ne yapacağını merak ediyorum. Sabırsızlanıyorum. Kalbim heyecandan yerinden fırlayacak gibi. Bir an önce gelmesini ve yolu görmesini istiyorum. Hüsmen, koca buldozerlerin başında duruyor. Hüsamettin Bey'in ölümünden dolayı epey bir süre Şirince'ye gelemeyecek olmasına üzülüyor. Ama bu esnada yolu bitirip ona sürpriz yapmak istiyorum. Yol zeytinliğe kadar gün be gün ilerliyor. Bu bizim aşk yolumuz. Bak, sakın aynı renkleri yan yana asayım deme, tamam mı? Bir kırmızı, bir mavi, bir sarı olacak. Neymiş o bir kırmızı, bir mavi, bir sarı? Düğün için bahçeye ışık yapacağım de. Of, aman be! Nedir bu heyecan? Sakin ol biraz.
Böyle yaparsan her şey daha çok karışır. Aynı bu kablo gibi. Aman ne yapayım, heyecanlanıyorum işte. Ana olanlarsın sen de. Ay sen ne güzelsin bugün. Gözden ışıl ışıl kız. Aman hep böyle yüzün gülsün inşallah. Size çay koyayım mı? Koy. Aa merhaba, hoş geldin. Otursana. Kolay gelsin. Sağ ol. Çay içer misin? Ben koyayım, siz oturun. Bugün nedir program? Şirince belgeseline devam mı? Yok, bugün Şirince yok. Seni başka bir yere götüreceğim. Nereye? Efendim. Aa, merhaba Nigar Hanım. Teşekkürler, iyiyim, siz? Öyle mi? Yarın mı? Erken dönüyorsunuz yani. Yalnız ben henüz bir karar veremedim. Peki. Gelince görüşürüz tekrar. Size de hoşça kalın. Of, bu kadar derin alma diyorum sana. Kaç defa söyleyeceğim. Tamam bırak, istemiyorum. Ne oldu? Ne diyor? Karar verememiş daha. Bu da teyzesi gibi bağ bahçe seviyorsa yandık. İşimiz var. Kaç yaşında bu kız? Senin yaşlarında. Ah, ben de büyük biri sandım. Ne iş var benim yaşında kızın köyde? Daha neler? Her şey paraya bakar Nigar'cığım bu devirde. Sen iyi bir fiyat ver. Bak bakalım satar mı satmaz mı? Of, ensem ağrılar girdi. Nedir bunlardan çektiğim? Ne sülaleymiş be? O araziyi alır almaz her şeyi yıkacağım. O bağ evini yerle bir edeceğim. Taş üstünde taş bırakmayacağım. Bu işi hayırlısıyla halledeyim, sıra size gelecek. Hayırlısıyla inşallah. Evet. Evet. Nereye gidiyoruz diye sordum. Ha, onu soruyorsun. Söylemem, gidince görürsün. Ben çay içeyim de gideyim. Çok iş var akşama, çok. Aa, ama uzaksa ben gelemem. Akşama düğün var da. Düğün mü? Gülengül ablanın oğlu evleniyor. Öyle mi, hayırlı olsun. Eksik olmayın, sizi de bekleriz, memnun oluruz. Çocukluğumdan beri köy düğünlerini merak ederdim. Memnuniyetle gelirim. Efes'teki Sting konserini okuduğum zaman Amerika'daydım. İçim gitmişti, çok üzülmüştüm. Aslında sürekli aklım buradaydı. Ben istemedim yurt dışına gitmeyi. Teyzem çok istedi. O imkanı verdi ama yapamayacağımı biliyordum. Senin seçim şansın olmuş, benim olmadı. Çok küçük yaşta İsviçre'de yatılı okulda buldum kendimi. Sonra da kimse sormadı zaten. Derken Amerika. Çok zor yıllar yaşadım. Oturalım mı? Olur. Kapat gözlerini. Niye? Kapat. Kapat dedim. Hadi tamam, kapattım. Aç. Ah, deniz minaresi. Nereden buldun bunu? Başlıyorlar. Başlıyorlar.
güzelmiş. Maşallah, böyle iştah görmedim. Şimdi iyi de sonra ne yaparsın bilmiyorum. İyi olan ne? Fiziğin. Şimdilik idare eder seni. İdare edermiş. Sen kendine bak be. Sanki kendince gitmiş gibi. Sen beni bırak da etrafına bak. Şu insanların sıcaklığına bak. Her şey o kadar güzel ki bu toprakların. İnsanı, havası, kokusu. Dönmeyecek misin yurt dışına? Ne? Dönmeyecek misin yurt dışına? Yok, dönmeyeceğim. Yeter artık. Sen burada yaşamıyorsun herhalde. Yo, hayır. İstanbul'da yaşıyorum. Aslında biliyor musun, ben burada yaşayabilirim. Hiç sanmıyorum. Çabuk karar verme, beni tanımıyorsun. Ben Heybeliada'da büyüdüm. Babam deniz subayıydı. Annem Şirinceli. İzmir'de babamla tanışmış. Evlenince Şirince'ye yerleşmiş. Adada büyüyen biri için İstanbul bile zor. Orada bir avuç erik bile eşit, bisikletler ortaktı. Sanki büyük bir ailede büyüdüm ben. Sonra çok zor oldu İstanbul'a alışmak. İlişkiler, iş hayatındaki hırslar, ayak oyunları. Bilmem, bakarsın yerleşirim buraya. Daha net gözüküyor buradan. Buradan her şey çok net gözüküyor. Başka net gözüken nedir? Yani insan şehirde yıldızları ateş böceği sanabilir. Şehirde okuyorsun demek. Sen de okuyorsun demek. Yıldızlar ateş böceği... Sanılmaktan korkmazlar. İyi misin? Bacağım. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Bırak beni. Bırakır mısın? Ya. Sen burada mı kaldın? Hatırlamıyor musun? Yo, neyi? Merak etme, bir şey olmadı. Sana uymadım. Ben aklı başında bir adamım. Uf, ne diyorsun sen ya? Sabahları ters oluyoruz galiba. Sen hep böyle suratsız mı uyanırsın? Ne yapsaydım? Seni o halde bırakıp gidemezdim. Omlet ha? Bayılırım. Elime sağlık, çok güzel olmuş. Eline sağlık, teşekkür ederim. Afiyet olsun Deniz Hanım. Deniz. Buradayım Gülengül abla, gelsene. Hanımefendi merhaba. Ben Kerem Derman. Otelinizi çok beğendim, söylemeden edemedim. Teşekkür ederim. Ben de Nigar Yalçıner. Şirince'ye ilk defa mı geliyorsunuz? Maalesef evet. Tatil yapacak zamanım yok. Bu da pek tatil sayılmaz aslında. İş için o zaman. Yok, o da değil. Aslında... Buyurmaz mısınız? Haklısın. Ama almak zorunda değiliz, değil mi? Aslında hayırlı bir iş.
Nişan, düğün, sünnet. Başka da hayırlı iş kalmadı. İnşallah nişan düğün yakında. Kız istemek gibi bir şey. Evleneceğim kız şu an Şirince'de. Kimin kızı? Buralıysa tanırım. Sanmıyorum, İstanbul'da yaşıyor. Ama teyzesi Şirinceli. Mutlaka tanırsınız Feraye Hanım. Geçen hafta kaybettik. Bugün eve dönerken verandada onu gördüm. Yola bakıyordum. Yüzü simsiyahtı. Öyle acı acı bakıyordu ki yüreğime o an bir bıçak saplandı. Kötü bir şeyler vardı, hissetmiştim. Sanki uzaklara gidiyormuş gibi sıkıca sarılıyordu. Soramıyorum. Duymak, bilmek istemiyorum. Boğuk ve güçlükle çıkan bir sesle yolu sordu. Yol ne olacak? O bizim aşk yolumuz. Ağlamaya başladı. Feray. Ben evlendim. Kulaklarımda sadece tek cümle yankılanıyordu Feraye. Ben evlendim. Ben evlendim, evlendim. Ellerimi tuttu. Beni çok sevdiğini, Hüsamettin Bey'in son isteğinin kızı Nigar'la evlenmesi olduğunu söyledi. Ne kadar acı çektiğini, hayallerinin darmadağın olduğunu, bugünlere gelmesinin nedenini, şükran borcunu ve bedelinin bu kadar ağır olacağını asla düşünmediğini anlattı. Onu daha fazla dinleyemedim. Koşarak eve girdim, kapıyı kilitledim, arkamdan koştu. Kapıda asla benden vazgeçemeyeceğini söyleyerek ağladı. Malınızı pırtınızı toplayıp girin buradan. Artık ne Feraye var ne Cevdet Bey. Adamlarınız göçtü kızım. Sizi kimse kollamaz artık. Puh sana. Bitmedi gitti kininiz. Allah belanızı versin. Hemen terk edin bu aileyi. Yoksa kocanın ve çocuklarının belasını ben vereceğim. Kendine gel. Kim yaptı Cevo? Kim yaptı? Kim yapacak? Cevo. Nigar Hanım yaptı. Cevo. Neden yapsın ki? O benim annem. Nigar Hanım yaptı. O yapmıştır. Nigar Hanım, bir yanlışlık olmasın. Neden yapsın? Bir yanlışlık olmalı. Yanlışlık falan yok. Siz onu bilseniz. Çok uzun bir hikaye Ömer Bey. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Cevo. Cevo. Cevo! Sürpriz. Emrivaki demek daha doğru olur. Ayrıca sürprizlerden hiç hoşlanmam. Hele böylesinden. Girebilir miyim?
var Düsmen abi? Yok Deniz kızım, bir şey yok. Bir ihtiyacın var mı diye soracaktım. Yok, sağ ol. Ne hoş bir yer burası. Niye geldin? Deniz lütfen keser misin şu tavrı? Önce bir konuşalım. Konuşacak hiçbir şey yok Kerem. Deniz, sana yalvarıyorum. Bana bir şans ver. Konuşalım. Bak, Deniz, son kez. Yemin ederim sonra bir daha hiç aramam. Ama bir kez dinle beni. Tamam, anlat, dinliyorum. Burada olmaz. Madem son kez, benim istediğim gibi olmalı. Adamı asarlarken bile soruyorlar, insaf yani. Kerem, şansını fazla zorluyorsun. Tamam. Gitmem ben de. Ne yapacaksın? Polis mi çağıracaksın? Çağır. Jandarma çağır. Ne istersen yap. Gitmiyorum. Tamam. Son kez. Sen bana nasıl bağırsın? Kendine gel Ömer. Yıllar önce iki aile anlaşmış. Çocuklarını kundakta nişanlamış. Ama Gülengül Hüsmen'e kaçtı. Yahya da nişanlısı kaçtı diye utancından uzun zaman köye gelemedi. Yıllarca atamadı kinini. Olay bu. Benimle hiç ilgisi yok. Ne biçim adam bu? Dağ başı mı burası? Allah'ın garibanından ne istemiş? Bu herifi etrafımda görmek istemiyorum. Ben bilirim onu yapacağım. Bu sefer çok ileri gittim. Sen boş ver şimdi bunları. Yarın Dilara gelecek. Ne yapayım, bana ne? Ne demek bana ne? Sen gidip olacaksın. İşim var Yahya alsın. Yarın basacağı başka bir mekan yoksa tabii. Nereye gidiyoruz? Şirince Oteli'ne. Restorana balık siparişi verdim. Büyük otelin. Hı. Nigar Yalçın'ın oteline mi? Evet. Orası olmaz, başka yerde yiyelim. İtiraz yok demiştik. Söz verdim. Hem bu benim son şansım. Buyurun. Şöyle. Buyurun böyle. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. Nişanlısıymış. Nişanlısı mı? Balık sipariş ettim. Hemen hemen. Deniz, ben günlerdir uyuyamıyorum. Ajanstan istifa ettiğin günden beri sabah sabah ediyorum. Sen hep aklımdasın. Ajansta odanın önünden her geçtiğimde sanki sen hala içerideymişsin gibi geliyor. Sonra olmadığını hatırlıyorum. Bittim geç ben. Bunları Kerem. Konuya gel. Doğru söylüyorum. Ne olur inan bana ya. Bak ben o gece çok içkiliydim, tamam mı? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Vallahi hatırlamıyorum. Yeter. Kes. Bunları dinlemeyeceğim. Hatırlamıyormuş. Ben her şeyi çok iyi hatırlıyorum. Dinleyeceksin. Ben çok pişmanım. Ya ne hissettiğini biliyorum. Seni aldatmayı aklımdan bile geçirmedim. Ama olan oldu bir kere. Yoksa benim için Nurgül'ün hiçbir değeri yok. O benim için sadece çalıştığım reklam ajansının müdürü, o kadar. Dedim ya, çok içkiliydim. Hatırlamıyorum. Nurgül'müş. Beni aldatmandan daha önemli bir şey var. Kerem, sen benim projemi çaldın. Bundan daha önemli ne olabilir? Toplantıda gözümün içine bakarak benim fikirlerimi kendi projenmiş gibi anlattın. Hala inanamıyorum. Hiç mi utanmadın? Yapma Deniz. Delirdin mi sen? Ne? İnkar mı ediyorsun? Evet, aynı şeyleri düşünmemiz garip biliyorum ama olabilir aşkım. Bir yıldır sürekli beraberiz. Aynı ajansta çalışıyoruz. Sevgiliyiz. Yani
bütünleşmişiz artık. Ya fikirlerimiz bile aynı. Tesadüf yani. Tesadüf tabii. Başka ne olabilir Deniz? Sende hiç utanma, hiç onur yok mu? Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Proje dosyanı odanda gördüm. Okudun. Bakma öyle, evet okudun. Toplantıda benim fikirlerimi çaldığını anladım. Emin olmak istedim. Bu kadar alçalabileceğine inanmıyorum. Ben Nurgül yüzünden istifa ettin sanmıştım. Senden bu beklenir zaten. Ben bir kadın yüzünden işimi bırakmam. O kadar yüreksiz değilim. Ama sevgilisinin projesini çalmaya minnet eden biriyle aynı yerde kalmam. Ne olursunuz. Dayanamıyorum. Biliyorum, yaptığım büyük adilik. Ama nasıl bir evde büyüdüğümü biliyorsun. Harç parasını yatıramadığım için okulu bile bitiremedim. Yine başlama. Ezberledim artık. Ne zaman başın sıkışsa aynı hikayeye sığınıyorsun. Bunları bile kullanıyorsun. Deniz, çok yazık. Beni affet. Ne olur son bir şans ver bana. Seni çok seviyorum. Çok seviyorsun ha? Senin kendinden başkasını sevdiğini sanmıyorum. Ama sen hep böyleydin değil mi? Sadece ben geç gördüm. Hırsın her şeyden önemli. Yükselmek için ne gerekiyorsa yaparsın. Fikir çalarsın, ajans müdürüyle yatarsın. Deniz! Dur. Bak. Dinle beni. Seninle evlenmek istiyorum. Biliyor musun? Sana acıyorum. Çok zavallısın Kerem. Deniz. Kızım. Ha, buradasın. Kızım biliyorum geç bir vakit ama önemli bir durum var da. Hayrola Hüsmen abi, ne oldu? Ah be kızım, olanlar oldu. Nigar Hanım'ın adamları bugün bizim atölyeyi yerle bir etmişler. Bizim Cevo'yu da fena dövmüşler. Ne? Ne diyorsun Hüsmen abi? Sen Nigar Hanım tanımazsın kızım. Bu araziyi alana kadar her şey yapar. Artık bir daha bize rahat vermez. Önce bizden başladı anlaşılan. Korkup gidelim ki sen yalnız, çaresiz kal istiyor. Nasıl yaparlar bunu? Bu ne cüret ya? Demek öyle. Tamam o zaman. Hüsmen abi, sabah erkenden yolu kapatıyoruz. Ne? Nasıl olacak? Yolu kapatırsak fabrika durur. O vakitte olaylar fazla büyür kızım. Deniz kızım, çok iyi düşünmek lazım. Düşünecek bir şey yok Hüsmen abi. Ben her şeye hazırım. Madem savaş açtılar, buyursunlar, gelsinler, ben buradayım. Sen öyle diyorsan bize senin yanında olmak düşer kızım. Üzgünüm ama kapatmamız lazım. Son bir tane daha. İsterdim ama ruhsat saatini geçemiyoruz. Tamam. Anladım. Bugün herkes reddediyor beni. Evlenme teklifimi reddetti. Beni istemiyor. Günlerdir, haftalardır yataktan çıkamıyorum. O her gün arıyor ama konuşmuyorum. O kadar halsiz, o kadar yorgunum ki. Füreya artık dayanamayıp kalkıp geldi. İyi de oldu, kardeşimi çok özlemişim. Telefon nöbetini Füreya devralıyor. Ablacığım, bu adam çok acı çekiyor. Buna 3 gün içinde ikna oldum diyor. Gülengül onun köyde olduğunu söyledi. Zeytinyağı fabrikasını kuracakmış. Demek meşhur hayalini gerçekleştirmeye karar vermiş. Allah'tan Füreya burada. Yanımda olması bana kuvvet katıyor. Yataktan çıkıp atölyeye gitmeye başladım yeniden. Ama çarşıya inmiyorum. Onu görmeye dayanamam. Bugün Füreya çarşıdan gelip hıçkırarak ağlamaya başladı. Şaşırdım kaldım. Ablacığım affet beni diye hıçkırıyordu.
Israrlarına dayanamamış, buluşmuşlar. Tabii Hüsmen'in de parmağı var bu işte. Çok acı çekiyor ablacığım, seni çok seviyor. Çok mutsuz dedi. Kulaklarımı tıkadım. Bunları duymak istemiyorum. Ya Rabbim, bu acı ne zaman bitecek? Ne oluyor lan burada? Çek içeri! Kapatamazsınız oğlum! Kapattırmam! Ulan bunların hepsi benim başımın altında çıkıyor! Burası özel mülkiyet! Çık içeri! Bunların hesabını sormaz mıyım sana ben ha? Çek! Aferin aslanlarım, çalışın. Efendim. Yoldayım, Selçuk'tan dönüyorum. Ne? Yolu mu kapatmış? Anladım. Anne, ben hallederim. Tamam, halledeceğim dedim. Cevo? Kapattınız. Ana! Yandık! Yandık ki ne yandık? Hemen bir bardak su getir. Kahve de yapan Neger Hanım'a. Açmıyor mu gene? Açmıyor efendim. Hemen kaymakamı ara. Merhaba. Niye geldin? Öğlen gidiyorum. Gitmeden seni görmek istedim. Tamam, gördüm. Deniz! Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Asıl siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Haneye tecavüz, adam dövme, tehdit, zorbalık, kaba kuvvet, sahtekarlık, ayak oyunları... Ne diyorsun sen, saçmalama! Hop, bir dakika, sesini yükseltme. Sen kim oluyorsun, nasıl konuşacağımı senden mi öğreneceğim? Bu işe karışma. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Burayı asla satmayacağım. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Yolu hemen aç. Bu kadar insanı mağdur etmeye hakkın yok. Sat satma, beni hiç ilgilendirmez. Ne yaparsan yap. Ama yolu hemen aç. Deniz. Neler oluyor? Seni bu durumda bırakıp gidemem. Git buradan. Bu benim meselem. Seni bir daha görmek istemiyorum.
tekrar İstanbul'a döndü. Kendimle çok mücadele ettim. Bu acıyla başa çıkmak için, ona koşmamak için, bu ne kaderdir diye kollarına atılmamak için. Alo? Evet, benim. Ne oldu? Ne oldu? Cevdet kalp krizi geçirmiş. Onu inşaat şantiyesinin girişinde bir kamyonetin arkasına yatırmışlardı. Yüzü kül gibiydi. Elini tuttum. Gözlerini araladı. Gülümsemeye çalıştı. Hastaneye kadar neler çektiğini bir ben bilirim bir de Allah. İlk kriziydi ve hafif atlatmıştı. Eve haber verilmemesini istedi. İki gece hastanede kaldık. Elini bir an bile bırakmadım. Hastaneden sonra bağ evinde kalmak istedi. Gün be gün iyileşiyordu. Neredeyse kriz geçirdiğime seviniyorum. Artık onu özlemde bırakamam. Deniz! Gel Gülengül abla, buradayım. Nasıl oldun? Nasıl olayım? Sözde burada kafamı dinlemek, toparlanmak için kaldım. Şu olanlara bak. Sıkılma, üzme canını. Her şey olacağına varır. Meğer Ömer Nigar'ın oğluymuş. Vallahi öğrenince başımdan aşağı kaynar sular boşaldı sandım. Senin mi benim mi? Ya ben o çocuğa da üzülüyorum aslında. Hangi çocuğa? Ömer'e. Üzülüyor musun? Niye? İyi oyun oynadı bana. Helal olsun. Anasına bak, oğlunu al. Ya nasıl üzülürsün? Görmüyor musun neler yaptılar bize? Yok be kızım, onun haberi yok olanlardan. Anası yaptı. O gün atölyeye geldiydi. Ben de o vakit öğrendim Nigar'ın oğlu olduğunu. Çok şaşırdı olan bitene. Bir öfkelendi ki sorma. Çılgına döndü böyle çocuk. Deli gibi fırladı gitti. Sana diyemedim. Misafirim vardı. Nasıl olur? Haberi yok muymuş? Vallahi haberi yoktu kızım. O anası gibi değil. O zaten Nigar'ın özoğlu da değil. Özoğlu değil mi? Nigar Hanım vaktiyle bir kaza geçirdiydi. Uzunca bir vakit yürüyemedi. İşte o kazadan sonra çocuğu da olmadı zaten. Evlat edindi. Köyde dediklerine göre oğlanı pek bağlanmış. Yurt dışına en iyi okullarda okutmuş. Oğlanı köye pek getirmedi. Getirse belki küçükken 3-5 defa babası getirmiştir. Bu yaptığın tehdit zorbalık. Bana yalan söyledin. Yeter, kes artık. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Yıllardır acı çekiyorum. Acı mı? Günaydın. Hoş geldin kızım. Hoş geldin yok mu? Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldiniz. Ne güzelmiş. Bakın bunlar yeni geldi. Efendim? Cevo? Niye aramadın? Ha, anladım. Oo, sorma. Burası çok karışık. Nigar Hanım burnundan soluyor valla. Bugün Ömer Bey'in sözlüsü de geldi. Kadro tamamdır yani. Tamam. Tamam Salya, ben seni sonra arayacağım. Geldim. Ne oldu? Bir problem mi var? Yok, bir şey yok. Köyden biri mi? Ömer Bey'in yanındaki kızı soruyorum. Köyden biri mi? Ha, o mu? Yok misafir. Ömer Bey'in sözlüsüymüş.
Çarşıda Ömer Bey'i gördük. Yanında sözlüsü vardı. Ana, sözlüsü mü? Hı hı. Aç değilim Gülengül abla. Tamam canım. Ben bırakayım belki acıkırsın. Ona söz verdim. Ölene kadar onu seveceğim. Hiç bırakmayacağım. Üzülmemesi, sinirlenmemesi ve yorulmaması gerekiyor demişti doktor. İkinci sefer bu kadar şanslı olmayabilirmişiz. Hayatımdaki hiçbir şey ondan önemli değil. Ben kayıtsız şartsız aşka teslim oldum. Hafta sonları Şirince'ye geliyor. Hafta başı İzmir'e dönüyor. Bugün bağ evinde yemek yerken evliliğinde çok mutsuz olduğunu söyledi. Nigar'la konuşmayı düşünüyor. Sesimi çıkarmadım, sadece dinledim. Ne diyebilirim ki? Çok mutluyum. Siz odanıza buyurun, ben yemeğinizi hemen hazırlatıyorum. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Odalar güzel. Boş yerimiz yok diye biliyordum. Hangi odayı verdin? Çatı odayı verdim. Orada Deniz Hanım'ın nişanlısı kalmıyor mu? O ayrıldı bugün. Of, servise yine geç kaldım. Aa, her yere yetişemiyorum ki. Ha, ayrıca o Deniz Hanım'ın nişanlısı değil. Hamileyim. Yarın gelecek. Ne yapmalıyım? Söylemeli miyim? Deli gibiyim. Sabaha sabah ettim. Kulağına eğilip hamileyim dedim. Kalbim deli gibi atıyordu. Birden döndü bana sarıldı. O da bu bebeği istiyor. Yarın vitesli şarabı aşk yolunun başındaki incirin altına gömeceğiz. Çocuğumuzun düğününe kadar saklayacağız. Evet. Konuşmamız lazım. Otur. Seni dinliyorum. Düşündüğün gibi değil, sahtekar değilim ben. Sana kim olduğumu söylemek istedim ama yapamadım. Her şey o kadar güzeldi ki. Yalan bütün güzellikleri bozar. Sana inandım. Ne kadar aptalım. Dinle. Sana yalan söylemedim. Evet, buraya arazi işini konuşmaya geldim. Sadece ne düşündüğünü öğrenmek istiyordum. Sonra seni gördüm. Orada ufak bir kız çocuğu gibi dans ediyordun. Dans etmiyordum. Üzüm eziyordum. Ne? Üzüm eziyordum. Tamam, üzüm eziyordun. Dinle, seni görünce etkilendim. Anlıyor musun? Her şey çok güzeldi. Bozmaktan korktum. Sonra seni tanımaya başladıkça ben seni kaybetmeyi göze alamazdım. Sana kim olduğumu söyleyemedim. Olanlardan haberim yoktu. Bilsem engel olurdum, yemin ederim. Misketti değil mi? Ha.
Hassas, ince. Kırılgan ve kaprisli, tıpkı senin gibi. Evet, sen haklısın, aradığım o. Gitsen iyi olacak. Misafirini bekletme. O benim değil. Annemin misafiri. Anlamadım. Nerede bu oğlan? Gene açmıyor. Hiç böyle yapmazdı. Mutlaka önemli bir şey oldu. Sadece kaçıyor Nigar teyze. Benden hoşlanmıyor. Ne demek hoşlanmıyor? Senden iyisini mi bulacak? Ben anlarım, hoşlanıyor. Hoşlanmasa bile zamanla hoşlanacak. Hiç zorla güzellik olur mu? Belki de başkasını seviyor. Ben buna katlanamam. Gururum buna izin vermez. Mutluluğum çok kısa sürdü. Cevdet'in hafta sonları Şirince'ye gelmesi Nigar'ı çileden çıkarıyormuş. Tartışmalar, hakaretler, her geçen gün büyüyen kavgalar. Cevdet en sonunda Nigar'a mutlu olmadığını, onu hiçbir zaman sevmediğini söylemiş. Ve o andan sonra bambaşka hayaller kurarken hepimizin kaderi değişti. Nigar bir daha hiç yürüyemeyecek. Cevdet büyük bir azap içinde çocuğunun da olamayacağını söyledi. Kendini suçluyordu. Müthiş bir vicdan azabı çekiyordu. Bu durumda boşanması söz konusu olamazdı. Yaptığın çok çirkin Ömer. Büyük kabalık. Daha doğrusu terbiyesizlik. Kız buraya senin için geldi. Benim için mi? Ben Dilara'yı çağırdığımı hatırlamıyorum. Ben çağırdım Ömer. Çünkü onu sana çok uygun buluyorum. Şimdi etrafında bir sürü para avcısı kadın saracak. Bir an önce gelinim olmasını istiyorum. Harika bir eş olacağından eminim. Yıllardır hayatımı idare etmenden bıktım anne. İsviçre'ye gittiğimde kaç yaşındaydım hatırlıyor musun? Sen yorulma, ben söyleyeyim. 12. Çocukluğum sürgünde geçti. Sevgisiz, yalnız. Aile olmaktan uzak. Her şey senin istediğin gibi oldu. Duygularımı aldırmadın. Beni evlat edindin ama asla gerçek bir evlat gibi davranmadın. Şimdi de evleneceğim kadını sen mi seçeceksin? Ben aradığım kadını buldum. Buldun mu? Sen benden neler gizliyorsun Ömer? Asıl sen benden neler gizliyorsun? Yalanlar, gizli planlar, oyunlar, entrika üzerine kurulu bir ana-oğul ilişkisi olamaz. Yalanlarla dolu bir hayat. Ama ben bu hayatı istemiyorum. Başka hayat yok! Yarın 10 koli siparişinizi adresinize yollarım Cevat. Harika bir sunumdu. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Elimizde ne varsa aldı. Bir kolimanımız kaldı. Feraye ablama çekmiş. Gören yıllardır bu işi yapıyor sanır.
Demek hep birliktelermiş. Bahsettiği kadın Deniz demek. Bu nasıl bir kader ya Rabbim? Önce kocam, şimdi oğlum. Ama bu sefer oğlum o aileye yar etmeyeceğim. Sana dediklerimi iyice anladın mı Yahya? Bu sefer en ufak bir hata istemiyorum. Ona bebeğimi kaybettiğimi söyledim. Kaybettim. Kardeşimdeyim. Buna mecburum. Daha fazla yükü kalbi kaldıramaz. Biraz kardeşimle kalmaya ihtiyacım var dedim. Boğuk bir sesle anlıyorum dedi. Nihayet bebeğimi kucağıma aldım. O kadar güzel ki. Ellerini öpüyorum, kokluyorum. Hep uyuyor. Çok uykucu bu. Uyansın diye bekliyorum. Onu uyurken özlüyorum. Deniz koydum adını. Deniz koydum adını. Ne oldu? Yangın. Ne yangını? Deniz Hanım'ın bağları yanıyor. Ne? Dönsene! Bu tarafa, bu tarafa! Dur lan be, dur! İtfaiye! İtfaiye! İtfaiye nerede? Hüsmen abi! Hüsmen abi neredesin? Su getirin, su getirin! Cevo! Cevo! Oğlum bu tarafa gel, bu tarafa gel! Cevo! Cevo! İncir ağacı. Yolun girişindeki incir ağacı nerede? Şu tarafta. Cemal! Git buradan. Cemal, iyi misin? Cemal! Güvenlik! Su getirin, çabuk! Nerede kaldı bu itfaiye? Çabuk olun, çabuk olun, çabuk! Güvenlik! Deniz! Orada! Orta tarafta! Deniz nerede? Deniz nerede? Nerede? Şu tarafa gitti. Acele edin, çabuk! Koş, 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 koş! Gidelim Yahya. Aşk değil mi? Ve ne büyük bir mutsuzluk. İşte bu birlikte gömdükleri test. Ama ne yazık ki babamın ölene kadar varlığımdan haberi bile olmamış. Ne kadar acı. Yoksa biz de onlar gibi... Halen
cezası. Ben anlamıştım zaten. Köpeğine yaptırmıştır. Ne köpeği? Yahya köpeği. Onlar yapmıştır. Başkası olamaz. Deniz? Bir dakika dur, nereye gidiyorsun? Bir dakika, nereye dedim? Tamam Yahya, sen gidebilirsin. Ama Nigar Hanım. Git dedim. Korkup kaçacağımı sanıyorsun. Ama çok yanılıyorsun. Artık ölsem de gitmem. Burayı asla terk etmeyeceğim. İstediğini sana vermeyeceğim. Sen kimle nefretinle yaşayacaksın? Sen de teyzen gibisin. Deliler gibi sevdiğim adamı, kocamı çaldın. Yıllarca bana azap yaşattın. Ama bu sefer oğlumu alamayacaksın. O benim teyzem değil. Annem. Ben o deliler gibi sevdiğin adamın, Cevdet Yalçıner'in kızıyım. Kızı mı? Evet kızıyım. Asıl babamı annemden çalan sensin. Ama o büyük aşkı yıkamadın. Ben o yıkamadığın kutsal aşkın çocuğuyum. Sen ne yaparsan yap. Aşk yolu yaşayacak. Aşk yolu mu? Sen asla oğlumla evlenmeyeceksin. Ömer oğlum. Anne yeter. Senin için kimse bir şey yapamaz. Ancak sen yapabilirsin. Acını kabullenip kinini ancak sen yok edebilirsin. Bu kadar yeter, gidelim. Asla.